Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkan Vekili Yaşar Sezgül ile birlikte Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Ünye yerleşkesindeki personelleriyle bir araya geldi. Başkan Tekintaş, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün daha da arttırmaya gayret ettiklerini söyledi. Hepsinde ilk müracaat edilen nokta itfaiye. Tabii diğer taraftan sağlıksa başka bir birim. Diğer alanlarda farklı noktalarda elektrik ayrı, doğalgaz ayrı ama en önemlisi tüm işin başında kurtarma denince, müdahale denince ilk akla gelen itfaiye. Ben öncelikle Ünye Grup Amirliği'nde çalışan 62 arkadaşımıza ve ekibine başta amirleri olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Daire başkanımız ifade etti. Bölge bölge bu çalışmaları sürdürüyoruz. Ancak en önemlisi her an hazır olabilmek. Bahsedildiği gibi sporunu yapacak, sağlıklı olacak, özellikle hazır olduğunu hissedecek, dinlenmesini varsa imkan sağlayacak ama o imkan yoksa bile yorgunluk hissetmeden çalışmasına devam edecek ki en önemlisi gerçekten verdiğimiz imtihan yakın imtihan. Ünye'deki Fas'ta bir kısım ama ikinci çay başında yaşadığımız sel felaketi sonrası yaşanan, anında yaşanan olaylar. Cumhurbaşkanımıza teşrifiyle burada gördük ki ilk müdahaleler ne kadar önemli olduğu ve can kaybının önlenebileceği, mal kaybının önlenebileceği ilk müdahalenin önemli olduğu bir alanı hep birlikte yaşadık. Her geçen gün biraz daha modernize oluyoruz. Farklı birim çalışmaları yapıyoruz. İnşallah şimdi itfaiye eğitim merkezi olmak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin organize sanayi bölgesiyle işbirliği içerisinde ilimizde bir eğitim merkezi oluşturmaya gayret ediyoruz. Şimdi eksikleri tamamlanacak. Yakın süre içerisinde de bunu gerçekleştireceğiz. Ve hem bir yerden eğitim sadece ordu ve ordu ölçeğindeki itfaiye ve gönüllülere eğitim değil. Bunun dışında da diğer illerden de inşallah bölgesel olarak eğitim verebileceğimiz arkadaşlarımızı davet edeceğiz ve daha modern, daha etkin ve hizmete çok hızlı bir şekilde ulaşabilecek bir yapıyı oluşturacak olan eğitim seferberliğini devam ettirmiş olacağız. Bir merkeze dönüştürmeye gayret ediyoruz. Artık bundan sonra kolektif bir yapıyı, kalıcı bir altyapıyla buluşturup itfaiyemizi dört dörtlük bir hale getirme mücadelesini sürdürüyoruz.